Herkese merhaba. Sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda monoton dizilerle ilgili ikinci çalışmamızı yapacağız. Bir dizi örneği üzerinden monotonluğu anlatmaya çalışalım. 3n artı 5 bölü eksi 3n artı 14 diye rasyonel bir genel terime sahip olan bir dizimiz var. Bu dizinin monotonluk incelenmesini yapıp bunun üzerinden bir takım kurallar çıkarmaya çalışacağız. Sevgili arkadaşlar, daha önceki videomuzda bahsetmiştik. Bu tür rasyonel yapılı, payında da paydasında da birinci dereceden genel terim bulunan bu tür dizilerin monotonlukları paydayı sıfır yapan değerin civarında karakterini değiştirdiğini biliyoruz. O zaman biz öncelikle bu dizinin terimlerine bir bakalım. Gerçekten bunu bu dizide de görebiliyor muyuz diye. N yerine 1 verdiğimiz zaman pay 8 yapıyor. N yerine 1 verdiğimiz zaman pay da artı 11 yapıyor. Dolayısıyla birinci terimimize baktığımız zaman 0,8 ya da 0,7 civarında bir terimimizin olduğunu görürüz. İkinci terimi bulmak için n yerine 2 verdiğimiz zaman burası 11 yapıyor. N yerine 2 verdiğimiz zaman burası 8 yapıyor. Bunun da bir küsürlü bir terim olduğunu görebiliriz. Üçüncü terim, n yerine 3 verdiğimiz zaman buranın 14 olduğunu, n yerine 3 verdiğimiz zaman buranın da arkadaşlar eksi 9, 14, 5 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 14 bölü 5'in değerinin de 2 küsur olduğunu söyleyebiliriz. N yerine 4 verdiğimiz zaman buradaki terim 12, 17 yapıyor. N yerine 4 verdiğimiz zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar eksi 12, 14, 2 olduğunu görürüz. Dolayısıyla bunun da işte 8,5 olduğunu, 8,5 olduğunu söyleyebiliriz. Dizinin 5. terimine geldiğimizde arkadaşlar 15, 20 olduğunu görürüz. Burada n yerine 5 verdiğimiz zaman eksi 15 artı 1'den eksi 1 olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu dizinin 5. teriminin 20 olduğunu ifade edebiliriz. Eksi 20 olduğunu ifade edebiliriz. 6. terimi bulalım. 18, 5 daha 23 aşağısı eksi 18 artı 14 eksi 4 olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bunun da arkadaşlar eksi 5 virgül küsur olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi dizinin terimlerini sayı doğrusu üzerine aktarıyoruz. Dizinin terimleri reel sayı olduğu için sayı doğrusu üzerinde ifade edilir. Dizinin birinci teriminin 0,7 olduğunu şuradan belirleyelim arkadaşlar. Şuraya alalım. Dizinin birinci terimini 0,7 olarak alalım. Dizimizin ikinci terimini 1 küsur olarak sayı doğrusuna yerleştiriyoruz. Dizinin üçüncü teriminin 2 küsur olarak sayı doğrusuna yerleştiriyoruz. Dizinin dördüncü teriminin işte 8,5 olduğunu görüyoruz. Dizinin beşinci teriminin eksi 20 olduğunu görüyoruz. Dizinin burada da beşinci teriminin eksi 20'ye olduğunu görüyoruz. Dizinin altıncı teriminin de tekrardan eksi 5 olduğunu görebiliriz. Şimdi arkadaşlar bu gidişata bir baktığımızda birinci teriminden ikinci terime dizinin arttığını görüyoruz. 2'den 3'e arttığını görüyoruz. 3'ten 4'e arttığını görüyoruz. Ama dördüncü terimden sonra 4'e kadar ki artma eğilimi dördüncü terimden azalma eğilimine dönmüş. Yani burada artma azalma karakterini dizi değiştirmiş. Tabii daha önceki videoda söyledik. Burada artmayla azalma karakterinin değiştiği yer dizinin paydasının sıfır olduğu yerin civarıdır. Yani biz bu ifadenin paydasını sıfıra eşitlediğimiz zaman buradan buranın 14 bölü 3 olduğunu görürüz. 14 bölü 3 yaklaşık olarak arkadaşlar 4 virgül küsur edeceği için 4 virgül bir sayı 14 sayı olacağı için burada 4. terimde 5. terimde dizinin karakterinin değiştiğini söylüyoruz. O zaman tekrar ifade edelim.
Bu tür rasyonel genel terimli, payında da paydasında da birinci dereceden genel terime sahip olan diziler, paydanın sıfır olduğu yerin civarında karakterini değiştirirler. Yani artma azalma yönünü değiştirirler. Ancak artma azalma yönünü bu tür diziler bir kere değiştirir arkadaşlar. O da paydayı sıfır yapan yerin civarıdır. Dolayısıyla bir kere değiştirdi. Ondan sonra ne yaptı? Ondan sonra tekrardan azalmaya başlayacak. Tabii tekrar azalacak, tekrar azalacak. Şimdi tabii bu azalma nereye kadar gidecek onu tespit edelim. Biz burada 3n artı 5 bölü işte eksi 3n artı 14 dizisini bir polinom bölmesiyle ya da payı paydaya sadeleştirerek bunun eksi bir katı var. Bunun eksi bir katını yukarıda oluşturursak işte arkadaşlar 3n eksi 14 yapalım burayı. Burası da eksi 3n artı 14. Burası artı 5 olduğu için eksi 14 olacağından arkadaşlar biz buraya 19 ekleriz. Çünkü 19 eksi 14 artı 5 yapacaktır. Eksi 3n artı 4. Burası arkadaşlar eksi 1 artı 19 bölü eksi 3n artı 4'tür. Şimdi payda, ikinci rasyonel ifadeye baktığımız zaman bu aslında negatiften sıfıra doğru giden bir gidişata sahip. Dolayısıyla bunun n'i devamlı olarak büyüttüğümüz zaman aşağısı devamlı olarak negatifte küçülecektir. Negatif olarak küçülecektir. Tabi bu sayının da sıfıra doğru geleceğini tahmin etmemiz lazım. Eksi 1 ile sıfıra topladığımız zaman bu dizinin arkadaşlar gelebileceği, dayanabileceği noktanın eksi 1'e kadar olduğunu, tabi eksi 1 bu dizinin terimi olmayacaktır. Eksi 1'in hemen hemen civarında dizinin bütün terimlerinin olduğunu, dizinin terimlerinin eksi 1'e yığıldığını, eksi 1'in civarında dizinin sonsuz tane terimi olduğunu Bolzano-Weierstrass teoremine göre de ifade etmemiz mümkün olacaktır. Şimdi burada daha önceki videomuzda da söylemiştik. Bir kere bu tür pay ve paydası sıfır olan, pay ve paydası birinci dereceden olan dizilerde paydanın sıfır olduğu yerin civarında karakteri değişmekteydi. Yalnız bu karakterin değişmesi bize başka sonuçlar da veriyor arkadaşlar. Biz bu diziye baktığımız zaman bu dizide dördüncü terim ve beşinci terim bu dizinin terimlerinin sınırlandığı sınırlar olarak ifade edilebilir. Bir kere bu dizinin terimlerinin sınırlı bir dizi olduğunu da söyleyebiliriz. Yani en büyük terimin 8,5, en küçük teriminin eksi 20 olduğunu da söyleyebiliriz. Yani daha önceki videomuzda da arkadaşlar ben ifade etmiştim. 3n artı 5 bölü eksi 3n artı 14 dizisinde paydanın sıfır olduğu, burayı sıfır yaptığımız 14 bölü 3 yani 4 küsürlü bu ifadenin civarında, derken bu sayının bir küçüğü 4. terimdir, bir büyüğü 5. terimdir. İşte bu 4. terim ve 5. terimin arasındadır bu dizinin bütün terimleri. Yani bu AN dizisinin tüm terimlerini arkadaşlar biz 5. terimle 4. terimin arasında olduğunu söyleyebiliriz. Tabii 4. terim ya da 5. terimin hangisi hangisinden küçük, hangisi hangisinden büyük her diziden diziye bu durum değişebilir. Ancak hangisinin olduğu çok da önemli değil. Bu dizide baktığımız zaman 4. terim daha küçük, 5. terim daha büyük. Dolayısıyla burada buna biz bu dizinin alt sınırı, buna da bu dizinin üst sınırlarından bir tanesi diyebiliriz. Yani bu diziye dolayısıyla bundan dolayı sınırlı dizi dememiz de mümkün. Ancak burada daha da önemlisi bu dizinin minimum yani en küçük teriminin bu olduğunu, en büyük teriminin bu olduğunu da söylememiz mümkün. Terimlerin arasında en büyük olanı budur. Terimlerin arasında da en küçük olanın bu olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar burada artık şunu anlamak lazım. AN eşittir. AN artı 5 bölü CN artı D şeklindeki bir dizide paydayı sıfır yapan N eşittir eksi D bölü C teriminin civarında bu dizinin karakteri değişmektedir. Yani N eşittir eksi D bölü C terimi bu sayının civarında dizinin artma azalma karakterinin değiştiğini terimlerine bakarak anlamış olduk. Bir diğer video çalışmamızda görüşmek üzere. Tüm Akballı dostlara iyi günler diliyorum.